Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal tekmelerde denge ünitesini beraber işleyeceğiz. Evet. Şimdi şöyle kimyasal tepkimelerde denge. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kimyasal tekmelerde dengeden bahsedebilmemiz için birkaç madde sıralayacağız. Bu maddelerden sonra kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Şöyle söyleyeyim. Bir kimyasal tepkimenin denge olabilmesi için gözlemleyebildiğimiz olaylar, yani makroskobik, durgun, gözlemleyemediğimiz yani mikroskobik olaylar devam ediyor olmalı. Yani şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela biz bir kimyasal tekmede renk değişimini yapabiliriz, gözleyebiliriz. Bu nedir arkadaşlar? Bu renk değişimini gözlemlediğimiz zaman ne diyeceğiz burada? Denge durmuş. Ama gözlemleyemediğimiz daha küçük olaylar nedir? Sürekli bir denge halinde olacak. Devam edeyim. Şöyle söyleyeyim. Denge tepkimelerinde sıcaklık sabit olmalı. Kapalı bir kap olmalı. Denge tepkimeleri tersiniz. Yani ne diyeceğiz arkadaşlar? Çift yönlü olmalıdır. Yani yine şöyle söyleyebiliriz. Çift yönlü. Yani eğer bir denge tepkimesine tek yönlü bir ok ile gösteremeyiz. Çünkü orada nedir arkadaşlar? Tek yönlü okta tam verim olayı gerçekleşebilir. Ama denge tekmelerinde tam verim söz konusu değildir. Denge anında derişimler sabit olmalıdır. Denge bağıntısında katı ve sıvılar yazılmaz. Peki neler yazılır? Denge bağıntısında ne diyeceğiz arkadaşlar? Gazlar ve sulu çözeltiler yazılır. Devam edeyim. Denge tepkimeleri tam verimle gerçekleşmez. Denge tepkimelerinde önemli sorulardı bunlar arkadaşlar. Denge tepkimelerinde hiçbir madde bitmez. Bu yazdığımız maddelerin hepsi arkadaşlar nedir? Birer sorudur. Yani bunlar önemli bilgilerdir. Soruluyor da. Şöyle devam edelim. Denge anında ileri tepkime hızı ne diyeceğiz? Geri tepkime hızına eşittir. Yani bunu bir örnek üzerinden açıklarsak söylemek istediğimiz ifade şu. Diyelim ki X gaz artı Y gazı şöyle Z gazı olsun. Biz ne ifade ettik? Dedik ki ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir. O zaman şöyle söyleyeyim. Tepkime hızı ileri eşittir. Tepkime hızı geriye. Ne diyeceğim şurada? K ileri çarpı
x'in derişimi çarpı y'nin derişimi eşittir k geri çarpı z'nin derişimi. Ne yapacağız arkadaşlar burada? Denge bağıntını çıkaracağız. Denge bağıntını nasıl çıkaracağız? Şöyle diyeceğiz ki ki bölü kg eşittir z'nin derişimi bölü x çarpı y'nin derişimi şeklinde. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Kc ya da k denge de diyebiliriz. Ne yaptık? Ürün bölü giren şeklinde. Ürünler bölü girenler şeklinde ne yaptık? Bunu ifade ettik. Bazen sadece şunu sorabilir arkadaşlar. Kc eşittir ki bölü kg. Bu ifadeden bize denge bağıntısında ne yapabilir? Sorabilir. O yüzden bunları mutlaka bilmek zorundayız. Yani önemli bilgilerdir bunlar. Dediğim gibi nedir? Bazen sorular dedik. Bu noktalarda ne yapıyor bize? Söylüyor olabilir. Şimdi şöyle devam edelim arkadaşlar. Biz şunu söyleyeceğiz. Denge tepkimelerinde maksimum enerji, minimum enerji ile maksimum düzensizlik nedir arkadaşlar? Genellikle zıt yönlüdür. O zaman şöyle ifade edelim. Denge tepkimelerinde maksimum düzensizlik ile maksimum düzensizlik ile minimum enerji eğilimi genellikle zıt yönlüdür. Yani ısının olduğu taraf enerji eğiliminin olduğu taraftır. Düzensizlik ise şöyle ifade ederiz arkadaşlar. Yine şöyle bir tepkimemiz olsun. A gazı artı B gazı C gazı artı ısı olmuş olsun. Şimdi bakın arkadaşlar. Isı nerede? Ürünlerde. Isı ürünlerde ise o zaman biz neyi söyleyeceğiz? Diyeceğiz ki minimum enerji eğilimi ürünlere doğrudur. Peki maksimum düzensizlik nereye doğru olur? Girenlere doğru olur. Nasıl belirliyoruz onu da? Şöyle söyleyeceğiz. Maksimum düzensizlik. Ben zaten şunu biliyorum. Gaz mol sayısı, kat sayısına bakıyorum arkadaşlar. 1, 2. Girende gaz kat sayısı 2. Üründe kaç? 1. Gaz kat sayısı nerede fazlaysa o taraf daha düzensizdir. O yüzden ne olur? Burada 1, burada 2 olduğu için ne oldu? Maksimum düzensizlik girenlere doğru olur diyeceğiz. Ben zaten şunu biliyorum. En düzensiz gaz, sonra sıvı, sonra katı. Bazen sulu çözelti de sorulur arkadaşlar. Şöyle diyeceğiz. En düzensiz gaz, sonra sulu çözelti, sonra sıvı, sonra ise ne diyeceğiz? Katı şeklinde sıralamamızı yapmış olacağız. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Bir örnek üzerinden ne yapalım bunları? Açıklayalım. Hadi örneğe geçmeden önce şunları da ifade edelim sonra. Fiziksel denge. Çünkü bazen soruyor diyor ki aşağıdakilerden hangisinde fiziksel denge söz konusudur? Ya da hangisinde kimyasal denge söz konusudur? Kimyasal denge zaten açıkladık. Fiziksel dengeyi de şimdi söylüyorum arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta maddelerin farklı fiziksel hallerde bulunmasıdır. Örnek verecek olursak mesela şöyle. H2O sıvı, H2O gaz şeklinde. Buradaki denge nedir arkadaşlar? Fiziksel denge söz konusudur diyeceğiz. Ya da ne olabilir? Bir tuzun suda çözülmesi de o da bir fiziksel denge söz konusudur da diyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Homojen denge tepkimesi nedir? Homojen denge. Zaten homojen kavramını biliyorum. Giren ve ürünlerdeki maddenin fiziksel halleri aynıysa nedir arkadaşlar? Homojen denge söz konusudur diyeceğim. Bir kimyasal dengede kimyasal denge tepkimesinde şöyle diyeceğiz. Tepkimeye giren ve tepkimeden çıkan maddeler
aynı fiziksel halde ise homojen dengedir. Fiziksel halde ise ne diyeceğiz bunu arkadaşlar? Homojen denge diyeceğiz. Hemen örneğini verecek olursak şöyle diyelim. Mesela N2 gaz artı 3H2 gaz ne olsun? 2NH3 gaz olsun. Baktığın zaman hepsinin fiziksel hali neymiş? Gazmış. O zaman biz buna ne dedik arkadaşlar? Homojen denge tepkimesidir dedik. Peki heterojen denge tepkimesi ne olur? Heterojen denge. Bunda da şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Nedir? Tepkimeye girenlerden herhangi biri farklıysa nedir? Heterojen dengedir diyeceğiz. Bir kimyasal denge tepkimesinde tepkimeye giren ya da oluşan maddelerden biri farklıysa nedir bu? Heterojen dengedir diyeceğiz. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Mesela katı şöyle olsun. Kalsiyum oksit katısı ve karbondioksit gazı. Baktığın zaman katı gaz. Ne oldu? Fiziksel halleri farklı oldu. O yüzden biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu da bir heterojen denge tepkimesidir diyeceğiz. Şimdi şöyle devam edeyim arkadaşlar. Bir not şeklinde yazayım. Biz şunu söyledik. Dedik ki denge tepkimeleri olabilmesi için genellikle maksimum düzensizlik ile minimum enerji eğilimi ne olmalı? Zıt yönlü olmalı. Ama aynı yönlü olanlar da vardır. Hemen söyleyelim. Denge tepkimelerinde maksimum düzensizlik ile minimum enerji eğilimi aynı yönlü olan tepkimeler de vardır. Mesela ne yapalım? Bir zayıf baz suya attık bunu. Ne oldu? NH4 artı OH eksi şeklinde. Tabii bunlar sulu çözeldi. Şurada da ne ekleyelim burada? Çünkü bu bir asit baz tekmesi ne yapar? Dışarıya ısı verir. Baktığın zaman hem ısı burada hem de düzensizlik burada. Ne oldu buradaysa? Aynı yönlü oldu. Minimum enerji ile maksimum düzensizlik ne oldu? Aynı yönlüdür dedik. Maksimum düzensizlik ne diyeceğiz buraya da minimum enerji eğilimi. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir denge hesaplamasını yapalım. Bir örnek yazayım. Denge hesaplaması ile ilgili. Şöyle. Diyor ki 1 litrelik kapalı bir kapta 1 litrelik kapalı bir kapta 0,5 mol H2 gazı 0,5 mol S katısı ve 1 mol H2S gazı sabit sıcaklıkta şu tepkimeyi veriyor. H2 gazı artı S katısı neye dönmüş? H2 S gazına. Denklemine göre dengededir. Denklemine göre dengededir. Buna göre reaksiyonun aynı sıcaklıkta derişimler cinsinden denge sabiti kaçtır?
Evet. Bakın arkadaşlar, bu tarz bir soruyu şöyle çözeceğiz. İlk önce neyi yazabilmen lazım? Denge bantını yazabilmen lazım. Peki denge bantında neler yazılırdı? Gazlar ve sulu çözeltiler. O zaman benim yazdığım tekmede katı veya sıvı varsa neymiş? Denge bantında yazılmaz diyeceğim. O zaman şöyle yazayım denge bantını. KC eşittir. Ne diyeceğim? H2S'in derişimi bölü H2 şeklinde. Eğer getirip burada derişimler denge bantında S'i de yazmış olursan soruyu %100 yanlış çözersin. Çünkü denge bantında katı ve sıvılar yazılmaz demiştik. Yazmışız zaten. Denge bantında katı ve sıvılar yazılmaz. Neler yazılır? Gazlar ve sulu çözeltiler yazılır diye ifade etmişiz. Şimdi şöyle yazalım. H2S bize H2S'in denge anındaki derişimini kaç vermiş? Molünü kaç vermiş? 1. Hacim de 1 litre olduğu için yani yazacağım ifade şu. Molarite eşittir M bölü V. Şuraya H2 için diyeyim. 1 bölü 1 ne oldu? Bunun derişimi de 1 olur. Aynısını H2 için yazayım. Pardon arkadaşlar. Bu ne içindir? H2S içindir. Şimdi H2 için yazayım. H2 yine M bölü V'den molünü kaç vermiş bize? 0,5 vermiş. Hacmi nedir? 1'dir. O zaman bunun derişimi de ne olur? 0,5 molar olur. Aslında şunu söyleyebilirdik. Derişimi nasıl buluyoruz? Mol bölü hacim. Hacim 1 olduğu için verilen molü derişim yerine kullanabilirsin. Hiç bu işlemi de yapmana gerek kalmazdı. Şimdi getirip yazalım. H2S ne bulduk? 1 molar bölü. H2'yi ne bulduk? 0,5 molar. Bunun K denge sabiti ne olur artık arkadaşlar? İşlemi yaparsak ne gelmiş olur? 2 olmuş olur diyeceğiz. Yani K, C neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak diyeceğiz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Kısmi basınçlar türünden denge bantını söyleyeyim. Denge bantı. Bundaysa şunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Diyeceğiz ki burada artık sulu çözeltileri de yazamayız. Niye? Çünkü basınçtan bahsediyoruz. O yüzden maddelerimizi denge bantına yazabilmemiz için ne olması lazım? Hepsinin gaz olması lazım. O zaman şöyle söylüyorum. Kısmi basınçlar türünden denge bağıntısını yazabilmemiz için maddelerin ne olması lazım? Gaz olması lazım. Yani burada artık neyi de yazamıyoruz? Sulu çözeltileri de bağıntıda yazamıyoruz. O zaman bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım bunu. Ne diyeceğiz? Yine N2 gazı artı 3H2 gazı 2NH3 gazı olsun. Maddelerimiz gaz. Eğer farklı bir madde varsa zaten nedir arkadaşlar? Kısmi basınçlar türünden denge bantında yazılmazdı. O zaman söyleyelim. Ne diyeceğiz biz artık buna? KC değil artık KP. Çünkü kısmi basınçlar türünden denge sabiti bu. Sonra şunu diyeceğiz. P NH3'ün karesi bölü PN2'nin basıncı, kısmi basıncı çarpı PH2'nin küpü şeklinde ne yapacağız? Bunu ifade etmiş olacağız. Bu da nedir arkadaşlar? Kısmi basınçlar türünden denge bağıntısında bu şekilde söylüyoruz. Kaldığımız yerden bir sonraki dersimizde ne yapalım arkadaşlar? Devam edelim.